İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam Fenerbahçe'miz gerçekten çok üstün bir oyunla 4-0 galip gelmesini bildi. Rakip Başakşehir'di. Karşılaşmaya Fenerbahçe inanılmaz baskılı başladı. Tabii sadece Fenerbahçe'nin oyuncuların baskısı değil, tribünlerin baskısı da inanılmazdı. Ben son yıllarda bu kadar oyunun içinde olan bir taraftarı izlememiştim. Uzun yıllardan sonra Fenerbahçeli taraftarlar tekrar tribüne döndü diyebiliriz. Fenerbahçe 6 kişiyle ileride inanılmaz baskı kurdu ve rakip takım oyuncuları top çıkaramadılar ve çıkardıkları toplarda da Fenerbahçeli oyuncular geri kazanma süresi saniyeler içerisinde topu geri kazandı. Tabii bunda Fenerbahçeli oyuncuların hakikaten çok iyi oynamasının yanında tribünlerin kurmuş olduğu baskı da çok önemliydi. Şimdi insan ister istemez soruyor, bu neyin motivasyonu, tribünlerdeki futbolculardaki bu motivasyon? Gerçekten inanılmaz bir güzellikte oynadı ve bu oyunun karşılığında da güzel, net bir skorla kazandı. Aslında maç daha da farklı bitebilirdi. Tadic'in pozisyonları var, Batshuayi'nin pozisyonu var. Gerçekten daha da farklı olabilirdi. Ama bizleri sevindiren Fenerbahçe'nin bu üstün oyunu, yardımlaşması, saha içerisindeki yardımlaşması. İlk 20 dakikada zaten 3-0 öne geçti Fenerbahçe. İşte 5. dakikada ölü toptan, kornerde gelen topta Djiku kendi topunu, dönen topunu çok güzel bir yarı vole vuruşla ağlara gönderdi. 10. dakikada Dzeko diye gördük ilk anda ama Duarte kendi kalesine attı Tadic'in yaptığı asiste. Duarte'nin açıkçası başka bir şey yapma şansı yoktu. Çünkü top kendini geçmiş zaten Dzeko'nun önüne doğru gidiyordu. Dokunmasıyla topu kendi ağlarında gördü. 20. dakikada Szymański baskı sonucu yapılan hatada Szymański çok güzel bir temiz bir vuruşla takımı 3-0 öne geçirdi. O 6 kişi dediğim gibi inanılmaz derecede hapsetti rakip takım oyuncularını ve 18-17. dakikada 5 tane Fenerbahçe korner kullanmıştı. Bu da tabii bu baskının bir sonucu. Takım topu geri kazanma süresi çok çok kısa ve dikine oynama. Gerçekten takım çok hızlı oynuyor. İlk yarı bunu sürdürdüler. Hatta ben düşünmedim de değil, yani bu kadar baskı, bu kadar koşma kaç dakika yayabilir? Fakat Fenerbahçe bunu İlk yarı boyunca 45 dakika boyunca sürdürdü. Hatta 45 artı 2 dakika uzatmada 45 artı 2'de yine Fenerbahçe 6 kişi rakip ceza sahası içerisinde baskı yapıyordu. Düşünün siz 3-0 öndesiniz ama hala baskıya devam ediyorsunuz. Gerçekten çok ciddi bir motivasyon. Fenerbahçe seyircisi de geçmişte 1-0 olduğunda şarkı türkü söylemeye başlayan seyirci 3-0'da bile hala ıslıklıyordu top rakibe geçtiğinde. Tabii bu futbolcuları da anormal derecede motive ediyordu. Futbolcular dediğim gibi ilk 45 dakika boyunca sürekli baskı, sürekli topu geri kazandılar. Ve kazanılan toplarda da dikine çok hızlı oynadılar. Burada tabii orta sahada özellikle Fred ve Szymański'nin rolü çok fazla. Sahada geçtiğimiz maça göre tek değişiklik işte sakatlanan Osayi'nin yerine Osterwolde oynadı ve Osterwolde solda oynarken Ferdi sağ beke geçti. Osterwolde geçtiğimiz yıl transferi tartışılan bir oyuncuydu. Ama gerek fiziği gerek çıkışları gerçekten Fenerbahçe'ye ileride çok faydası olacak ve genç olması Fenerbahçe'nin ileride ciddi paralar kazanacağı bir oyuncu bence. Osterwolde içe kat edişleri çok önemliydi. Belki de İsmail Kartal'ın temel
taktiklerinden biriydi. Tadic çizgide oynadı. Osterwelde bilakis çizgi değil, içeri sürekli kat etti. Kestiği toplar, yaptığı ortalar gerçekten mükemmeldi ve mücadele. Yani Fenerbahçeli futbolcular uzun zamandan beri böyle bir takım, böyle bir mücadeleci takım ben izlememiştim. İşte Szymański çok ciddi mücadele. Ya yani hatta bir 60. dakikada bir pozisyon var. Defansa kadar geliyor. İşte rakip santforun önünden topu alıyor. Çok hırslı bir şekilde belki 50 metre koşarak geldi orada. Çok hırslı bir oyun ortaya koydu Fenerbahçeli futbolcular. Yani maçla ilgili aslında taktiksel olarak Fenerbahçe çok iyiydi. Seyirci dediğim gibi mükemmeldi. 4-0 net bir galibiyet. Çok 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 güzel bir oyunla alındı bu galibiyet. Tabii hakeme birkaç söz söylemek istiyorum. Yani geçen maçta gördük, Alanyaspor maçında 7 tane sarı kartı var Fenerbahçe'nin. Bu maçta da özellikle yıldız oyunculara çok çok kolay sarı kart çıkardı orta hakem. İşte İrfan Can'ın gördüğü sarı kart o olabilir. Çünkü itiraz etti yan hakeme. Haklı bir itiraz da olsa o şekilde yapmaması gerekiyor. Fakat Cicu'nun gördüğü, özellikle Szymański'nin gördüğü, 70. dakikada Szymański'nin gördüğü bir sarı kart var. Yani pozisyon faul olabilir ama kartlık bir pozisyon değil. Yakından uzaktan ilgisi yok. Daha sonra Osterwalde'nin gördüğü pozisyon. Yani çok sarı kartlık bir pozisyon değil. Yine faul olabilir. Yani hakemler Fenerbahçe'ye çok kolay sarı kart gösteriyor. Ve Fenerbahçeli oyuncuların, teknik heyetin de bunun üzerinde aslında biraz futbolcuları uyarmaları gerekiyor. Sakin kalmamız gerekiyor. Takım çok iyi, tribünler iyi, çok iyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi bu sarı kartlar şu anda problemmiş gibi görünmüyor ama ilerleyen haftalarda, daha da maçların zorlaşacağı haftalarda eksik kalmama adına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sene gerçekten Fenerbahçe herkesi yeniyor. Yani bütün dezavantajlarını, bütün saha dışı rakiplerini tamamını eze eze yenerek 3 puanları toplamaya başlıyor. Ligde kayıpsız devam ediyor. Bu oyununu zaten sürdürdüğü sürece Fenerbahçe'yi şu andaki ligde yenebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Hele hele taraftarın bu şekilde yanında olması, taraftarın da oyuna bu şekilde girmesi Fenerbahçe'nin önünde hiç kimsenin durabileceğini zannetmiyorum. Yorumun başında dedim, bu neyin motivasyonu? Hem futbolcularda hem taraftarlarda gerçekten inanılmaz bir motivasyon ilk dakikadan itibaren başlayan, ki ikinci yarı başladı. Biraz daha Fenerbahçe geride kabul eder diye düşünülürken Fenerbahçe aynı baskıya, aynı tempoya devam etti. Zaman zaman temposunu düşürdü. O da gayet normal. Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren oyuncuların da işte bir Mert Hakan'ın hırsı, baskısı inanılmazdı. Onların da ciddi katkıları oldu. Biraz daha dikkatli olsalardı çok daha fazla gol atılabilirdi ama bence çok gol atılması önemli değil. 3 puan önemli ve gösterilen bu hırs seyircinin oyunun içinde olması, takımına inanması çok önemli. Evet, bu neyin hırsı? Arkadaşlar, gerek taraftardaki gerek futbolcudaki bu motivasyon bence şampiyonluğa olan inancın motivasyonu. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece bu motivasyonla, bu inançla inşallah sezon sonunda kupaları kaldıracağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.